PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. 9. alanın yeni bölümündeyiz. S2G'nin Gaming House'undayız. Oyuncuları ziyaret edeceğiz, takım sahibini ziyaret edeceğiz. PMSL öncesinde onların son görüş ve düşüncelerini alacağız. Normal kapıdan girmiyoruz. 9. alanda yine bir kendimize dümen bulduk. Arka bahçeden giriş yapacağız. Bakalım kimleri yakalayabileceğiz. Üst katlara, oyuncuların odalarına doğru çıkacağız. Duyduğuma göre Hamsi odasındaymış. Hamsi'den başlayacağız. Burada diğer arkadaşların odaları falan var. Hep siz bize misafir oluyordunuz stüdyoya. Bugün biz size misafir olalım dedik. Havada çok sıcak. Sağ olun bizi kırmadınız. Eyvallah Tayfun Efendi, eyvallah. Şimdi PMSL öncesinde takıma sizin kendi içerinizdeki uyum, o düzey ne düzeydi? Çalışmalara daha yeni başladık aslında. Uzun bir süre geçmedi. Ama başlangıca göre iyiyiz. İletişimimiz falan her şey okey. PMSL'le başarı elde edebilecek bir düzeydeyiz yani. Daha üstümüze koyacağız tabii, şu an değiliz ama. Takımın KOHC'li olarak sen de önemli bir parçasısın takımın. Şampiyonluğa inanıyor musun? Şampiyonluğa ben her zaman inanıyorum. Yani takım kötü olsa da o inançla birlikte turnuvaya gidiyoruz. Hı-hı. Yoksa başarı elde edemeyiz zaten. Yani peki PMSL'de en çok sizi kim zorladı Hamsi? Var mı böyle kafanda birkaç takım? Hani yabancı takımlar içerisinde. Team Spirit'ten beklentim yüksekti geçen sezon. Ama finalde zorladılar. Gene zorlayacaklar gibi hissediyorum. Blood Force yine zorlar yani. Team Spirit finallerde zorladı dedi Hamsi. Sizce Team Spirit bir daha zorlayacak mı arkadaşlar? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hamsi'yle aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorumlara mutlaka yazın. Yazsınlar mı yorum? Yazsınlar. Aynılardır zaten. Büyük ihtimalle. Zortlarlar diyorsun ha? Gününün kaç saatini bu odada geçiriyorsun? Takım analizleri falan bildiğim kadarıyla aşağıda yapılıyor. Aşağıda oluyor. Yoğunluklu buradayım yani. Çok dışarıda çıkan birisi değilim. Bilmiyorum kaç saat ama bayağı buradayım. Arkadaşlar Hamsi'nin ortalama günde 10-15 saat belki daha fazla bulunduğu iki mekan. Ya bilgisayarın başında büyük ihtimalle Scrim'i kendi oyununu oynuyor ya da büyük ihtimalle bu yatağında yatıyor diye düşünüyoruz. Durmadan 5 gündür yiyip yatıyor. Ben Facebook Space'i senin kadar kilitleniyor. Ben de psikolojik hiçbir şekilde kazanamazsın. Mike Tyson'ı izleyerek büyüdük. Ve efsanevi ismin yanına doğru geliyoruz. S2G Espor'un her şeyi, takımın IGL'i, haftanın bombaları Kalse. Kalse ne haber? Hoş bulduk siz. Hoş bulduk derken benim mi hoş bulmam lazım? Ben yanlış söyledim. Bir daha alalım burayı. Tekrar. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın, söyle. PMSL başlıyor. Aslında PMSL'den önce bir ev atmosferini sorayım. Bugün bir galiba kalabalık çekimlerin olduğu falan bir güne denk geldik. Gayet yoğun ev. Biraz yoğun. Transfer açıklaması için video çekiliyor. O yüzden bir plan var. O uygulanıyor ve uzun sürüyor. O yüzden çok kalabalık. Yeni transfer hakkında ne düşünüyorsun? İlk yorumları böyle bir 9. alanda almış olalım. Aramıza hoş geldin. Bence yeni transfer iyi. Yani o bize uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bunu da PMSL'de göreceğimizi düşünüyorum. Bir aylık oynayacağız orada. Sonuç olarak alışmaya devam edeceğiz. Isıran Kalsiye'yi görecek miyiz PMSL'de? İnşallah vampir olmaya devam gideceğiz yani oraya. İnşallah kardeşim. Arkadaşlar Kalse biliyorsunuz IGL'liğe sonradan geçti. Yani çok fazla olmadı sen IGL'lik yapalı. Ama ben artık iyice ısındığını düşünüyorum. Bayağı 4-5 turnuva oynadın. Kendini tam yeterli düzeyde hissediyor musun? Yeni bir dünya şampiyonluğu için. Abi hiçbir zaman tamam oldum diyemem. Ama olmak için her zaman çabalıyorum. Yani izlediğim maçlar olsun, oynadığım oyunlar olsun her zaman kafamda kalması için uğraşıyorum. Gün geçtikçe de daha iyi oluyor tabii. Şöyle bir salona bakalım. Burada o Erengel, Miramar, Sanok. Haritaları görüyoruz. Burada maplerimiz var. Kullanmıyoruz. Hiç kullandınız mı peki? Yok, kullanmadık. Direkt koçla odasında veya o bizim odamıza gelerek çalışıyoruz. Map üzerinde çok fazla bir olayımız yok zaten. Yani bunlarda en azından yok. Telefondan direkt üstüne yazılıp çiziliyor, öyle kullanıyoruz. Nasılsın? Çok iyiyim abi. Keyifler nasıl? Çok iyi. Çok iyi diyorsun. Yani çok iyi. Sıkıntı yok o zaman. Bir anda böyle sıfırdan dünya şampiyonu olmuş, Türkiye'de en çok takipçiye sahip olan bir kulüpte oynamak sana nasıl hissettiriyor? Abi farklı hissettiriyor ya. Yani çok garip yani, bilmiyorum. Ben sıfırdan gelen bir ismin bu kadar genç olmasına rağmen bu baskı altında çok iyi oynayamayacağını düşünüyordum. Ama sen beni de yanılttın. Takıma çok iyi katkı verdiğini de düşünüyorum. Eline koluna sağlık demek istiyorum. Yayınlarda çok bahsettik. Bir de yüz yüze demiş olalım. Siveş'e de buradan. Kalse. Oo. Şöyle bahçeyi bir Kalse'mize gezdirsin bakalım. Burada böyle bir güreş falan etkinlikleriniz oluyor mu? Yok abi, beton var. Sıkıntı yani, kafa yarılmasın şimdi. Vallahi Barış beni gözüne kestirdi. Beni abi, gözüne kestirdi. Beni bir... de kestirdi. Ama işte. Çok uyumamak evet. Lazım. Çok şey yapmamak lazım. Çok. Ben ellemiyorum abi. Sen kendine bıraktın onu ya. Ben işte Barış abi ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. O yüzden S3'le devam. Şimdi Kalse, güzel bir soru sorarak kapatmak istiyorum. Bir anda Undertaker gelişi.
Ben demedim, Kalse dedi. Ben duydu dedi mi? Yani iyi oynadığımızda, oynamadığımızda şiddet uyguluyor dedi. Kalse söyledi. Ben de Barış öyle şeyler yapmaz diyordum. Ben dedim ki teke düşürmeye çalışıyor ben dedi. Ben dedim Barış abi teke yedirme. Son bir sorum var sana. Senin de yanına geleceğiz. Şimdi takımda çok fazla oyuncu oldu. Normalde biliyorsun hani Türkiye'deki bütün takımlar 4 oyuncuyla oynuyor. 5 oyuncu olan bir takımda bile hani yedek olduğu zaman farklılık olarak görüyoruz. Şimdi siz de yeni transferle birlikte ciddi bir oyuncu havuzu var. Evet. Ve takımın şu anda en tecrübeli, yani en eski isimlerinden biri sensin. Ve IGL'sin de aynı zamanda takımın. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Bunu sormak istiyorum sana. Abi herkes forma savaşına giriyor. Yani forma savaşı da güzel bir şey yani. Kimse yani burayı satarsam benim de yedeğim var gibi düşünmesi daha iyi oldu. Benim de aynı şekilde. Ben hata yaparsam başka biri gider belki. Ona koç karar veriyor ama kalabalık olmak iyi yardım. Abi sen niye yapıyorsun? Arkada alevli şovlar dönüyor çünkü. Merhabalar. Arabanız güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Mülteci kaçırıyoruz. Geldiğimden beri kafes dövüşü, geldiğimden beri UFC. Bana bir kurulma hissediyorum ben burada. Ve 9. alanda her zaman olduğu gibi her şey şeffaf, yüzleşme var. Bir gün söz olsun ya. Bir söz olsun yapalım. Hatta hakemimiz de belli. Tabii Scott. Olsun. Doğrucu Davut. Sence sağ direklere biraz daha yüklenmen lazım. Aynen öyle. Nasıl buldun evi? Sen gelmiş miydin daha önce? İlk defa geliyorum. Nasıl? Süper. Eline koluna sağlık, emeğinize sağlık. Üst tarafta odaları da gezdik çocukların. Seni de değerlendirdik ama bir kere daha sormak istiyorum Barış. Son PMSL öncesinde neler hissediyorsunuz kulüp olarak? Yani kulüpte herkesi tanıdığın için herkesin aşağı yukarı ne hissettiğini biliyorsundur diye düşünüyorum. Son böyle bir genel havayı bize aktarırsan çok mutlu oluruz. Şu an güzel. Çocuklar gayet tatlı ilgileniyor. Yani tatlı da mutları da çok güzel. Mentalleri de çok güzel. Yani görüyorsun çocuklara demeyecek burada birazcık bir şeyler yaşandı. Hepsi bir 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 diyor. Yani bunun için uğraştıklarını, çabaladıklarını, sürekli çalıştıklarını, bir de dördünü bir arada görmek çok önemli bir olay. Sürekli dördü bir arada güzel bir şekilde takılıyorlar. Bence baya baya bizim için iyi geçecek. Yani girdiğimiz PM'in eserlerindeki en iyi performansı vereceğimizi düşünüyorum ben. Çalıştıklarını gördüğüm kadarıyla böyle. Yani Sikrimbele falan gidiyorlar mesela. Birazcık ciddi muhabbeti oluyor o zaman ya da orta ciddi almış. Mesela girdikleri her Sikrimi ciddi alıyorlar. Yani Kalse de söyledi. Evet, oyuncu transferleri de biraz daha motive etti gibi. Evet evet evet. Oynayalım, düzgün oynayalım. Fark etmiyor. Dövelim, geçelim gibisinden. Şu anda girdikleri çoğu Sikrimi alıyorlar zaten. Böyle böyle inşallah offline'da da asıl olay offline'da bunu göstermek. İnşallah Allah izin verirse çalışmalarımızın karşılığı olur diye ümit ediyoruz. Yüksek ihtimalle güzel başarı elde edeceğiz orada. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bütün yatırımlarınızın karşılığını alırsınız. Sene sonunda da PMGC'de bizi bir kez daha gururlandırırsınız diye biz de umut ediyoruz. O zaman ufaktan kapanışa geçelim. 13 bin beğeni. 13 bin beğeni. Normalde 13 bin izlenme bizim için iyi haberin olsun. 13 bin beğeni. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Tapso Mobile kendileri de hem sağ olsunlar geldiler burada çocuklarla sohbet ettiler. Hem güzel bir şekilde video. Bizi de yormuyorlar. Bizimkiler çünkü ofise gidip orada video çekerek gıda geliyor böyle. Burada kendi ortamlar. Evet burada kendi ortamlar oldukları için çok rahatlar. Kırmadılar onlar da geldiler. İnşallah o zaman bu videoya bir 13 bin beğeni gelir diye ümit ediyorum. Ben zaten yorumlarda olacağım. Bizim ekip de yorumlarda olur. Yorumlarda buluşalım diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki Gaming House gene SDG olması dileğiyle. Çok isterseniz bir daha gelirler. Öyle düşün. Diğerlerine gitmezler yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.